Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle salçasız ve tavuklu nohut yemeği yapacağız. Daha önce denediniz mi bilmiyorum. Fakat bizim evde ev halkına bayram sevinci yaşatacak kadar lezzetli, gerçekten şahane oluyor. Eğer denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle nohutlarımızı ıslatarak başlayalım. Benim yaklaşık yarım kilo kadar nohutum var. Genişçe bir kaba aldım ve üzerine bir dolu çay kaşığı olacak şekilde karbonatımı ilave ettim. Şimdi nohutlarımın 2-3 parmak üzerine çıkacak kadar kaynar suyumu ekliyorum. Bu işlemi bir gece önceden yapıyorum ve şimdi nohutlarımı bir gece beklemek üzere bir kenara kaldırıyorum. Nohutlarımı bir gece karbonatlı kaynar suda beklettim. Daha sonra tertemiz bembeyaz suları çıkana kadar soğuk su ile yıkadım ve süzülmeleri için kevgirime aldım. Artık yemeğimizin yapımına geçebiliriz. Evet yemeğimi aslında düdüklüde pişireceğim. Fakat çok yüksek ve büyük olduğu için şimdilik genişçe bir tencereyi ocağıma aldım ve altını harlı bir şekilde yaktım. Bu yemekte her zaman kemikli tavuk eti kullanmayı tercih ediyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Tavuklarımı güzelce yıkadıktan sonra tencereme alıyorum. Ve tavuklarıma hiçbir şey ilave etmeden ocağımın altı harlı bir şekilde arada sırada karıştırarak tavuklarımın bir kez suyunu salıp çekmelerini bekliyorum. Evet tavuklarım suyunu salmaya başladı gördüğünüz gibi. Henüz herhangi bir şey ilave etmedim. En başta da söylediğim gibi bu yemekte kesinlikle kemikli parçalanmış tavuk eti kullanmanızı tavsiye ederim. Miktarını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bol tavuklu çok lezzetli olacaktır. Ben şimdi karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Tavuklarım suyunu saldı ve tamamen çekti. Sadece yağı kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine küp küp yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı ekliyorum. Küçükse 3, büyükse 2 adet soğan kullanabilirsiniz. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Ve artık ocağımın altını kısarak ve sürekli karıştırarak soğanlarım yumuşayana kadar kavurmaya başlıyorum. 3-4 dakika arada sırada karıştırarak soğanlarımla beraber kavurdum. Soğanlarım güzel bir şekilde yumuşadılar. Şimdi hazırlamış olduğum nohutlarımı ilave ediyorum. Göz kararı tuzumu da ekliyorum. Ve yavaşça narin bir şekilde tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Tüm malzemelerim güzelce karıştıktan sonra yemeğimin suyunu ilave edebilirim. Yemeğimin suyunu kenarda kaynatarak hazırlamıştım. Şimdi kaynar suyumu ilave ediyorum. Su miktarını nasıl seviyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben salçalı nohut yemeğine göre daha az sulu yapıyorum. O şekilde daha çok seviyoruz. Fakat söylediğim gibi dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Yemeğimi düdüklüye alacağım ve o şekilde pişireceğim. Düdüklüde de bir miktar suyunu çekeceğini hesap ederek su miktarımı ayarlıyorum. Ve daha sonra yemeğimi düdüklüye alarak düdüğü öttükten sonra kısık ateşte 20 dakikalığına pişmeye bırakıyorum. Evet yemeğimi düdüklüde kısık ateşte 20 dakika kadar pişirdim ve lokum gibi pişmiş. Fakat nohutunuzun cinsine göre pişme süresi değişebilir. Şimdi yemeğimi bir süre dinlenmeye bırakıyorum. Bugün de sizlerle salçasız ve tavuklu nohut yemeği yaptık. Hiç salçasız nohut yemeği mi olurmuş demeyin. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli ve harika. Çok beğeneceğinize eminim. Ben bu yemeği bir kez denedikten sonra neredeyse salçalı nohut yapmayı bıraktım diyebilirim. O yüzden bir kez daha söylüyorum ki kesinlikle denemelisiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmeyin lütfen. Bir başka video videoda görüşmek üzere hoşçakalın.